aslında bizim sunmuş olduğumuz avantajlardan biri. Zaten bir tasarruf sunuyoruz. Komisyonu iyi komisyon oranı sunmaya çalışıyoruz. İki teknoloji sunuyoruz. Üç operasyonel kolaylık sunuyoruz. Bir ödeme kuruluşu olarak. Dolayısıyla evet tasarruf çok önemli. Buradaki sonuçta paradan para kaybediliyor. Komisyon oranları çok önemli. Ancak 80 kurum var. Bunların 20-22'si de sanal pos hizmeti yapıyor. Ben aldığım tekliflerimi masaya koydum. Burada benim için önemli olan benim altyapıma entegre bir sanal post mu bu, bir Aynen. ödeme kuruluşu mu? Aynen. Benim örneğin bir yerden paket yazılım eticaj sitesi aldım ya da open OpenCart bir kendim site açtım. Bakalım bu ödeme kuruluşunun buraya entegrasyonu var mı? Çok önemli. Doğru. İkincisi ulaşılabilirlik bence çok önemli. Yani hizmet kalitesi çok önemli. Deney deneyin yani alın teklifi. E, o firmanın çağrı merkezine cumartesi günü saat gece 2'de arayın. 24 banka biz, gibi. Evet, evet. 24 çağrı merkeze hizmet sunuyoruz. Hmm. E, Dolayısıyla böyle bir taahhütte bulunuyorsa e, lütfen arayın deneyin. Çünkü... Girişimcilikle alakalı her şeyi konuştuğumuz kanalımıza hoş geldiniz. Yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Yanımızda CPay'in satış direktörü sevgili Kaan Güzel var. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk Murat, nasılsın? Valla iyiyiz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ödeme sistemleri. Evet. Sen de senlerdir bu sektörün içerisindesin. Girişimcilerden çok soru geliyor. Bunları A'dan Z'ye konuşmak, senin de bilgilerini almak istiyoruz. Şimdi... Şöyle başlayalım yani herkesin özellikle girişimcilerin yeni başlayanların en önemli dürtüsü para kazanmak doğal olarak herkes iyi bir şekilde para kazanmak istiyor, gelirlerini artırmak istiyor ve farklı coğrafyalardaki insanlar yaygın kanallardan bunu yapmak istiyor yani para alabilmesi gerekiyor. Bankalar bu anlamda ilk akla gelen kanal ama sizin gibi ödeme sistemleri sunan platformlar da var. Siz banka değilsiniz. Doğru. Kimsiniz yani hı hı. nesiniz bir anlatır mısın? Hı, hı. Tabii çokça duyulmaya başladı özellikle pandemiden sonra hem sanal post konuşuyoruz hem ödeme kuruluşları çokça kullanılıyor konuşuluyor. Aslında bizler 2013 yılında çıkan 64-93 sayılı kanuna tabi kuruluşlarız. Sanal post, fiziksel post, kart saklama, havale, ft gibi aslında birden fazla ürünü üye işyerlerimize sunan, şirketlere, işletmelere, girişimcilere sunan kurumlarız. Birçok faydası var aslında. Bunların tabii ki Türkiye'de en çok görüleni tüm kartlara taksit imkanı sunmamız. Bugün girişimcileri konuşuyoruz. Doğru. Dolayısıyla bir girişimci birçok yerde zaten çok zorlanıyor. Bir de ödeme tarafında zorlanmasın istiyoruz. Onlar için birçok bankanın posunu tek bir entegrasyonla, tek bir sözleşmeyle hiçbir taahhüt olmayacak şekilde sunuyoruz ve ödemelerini sağlıyoruz. Yani şöyle an sağlıyoruz. Anlıyorum. Bir girişimci bir hizmet satıyor Hı. ve satabilmesi için de müşterilerine çok uygun imkanlar sunması gerekiyor. Ödeme imkanı da bunlardan bir tanesi. Benim anladığım yani farklı farklı bankalarla anlaşması olduğu için de Hı. müşterisinin farklı bankası da olsa her türlü imkanı, her türlü şeyi sunabiliyor. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Kesinlikle evet. Bu çok önemli. Ee, birçok da tabii katma değerli hizmet de. Mutlaka. E, bununla birlikte beraberinde gelmiş oluyor bugün çok konuşulan cüzdan hizmetlerinden evet. tutum, ön ödemeli kartlara kadar tek dış, tek tuşla ödeme yani kart saklamaya kadar tekrarlı ödemeye kadar havaliye FT gibi birçok ürünü de sadece sanal postla birlikte değil fiziksel postla birlikte de artık bugün binlerce iş yerine sunuyoruz diyebilirim. Şimdi ee, aklıma geldi yani şimdi sen anlatırken son senelerde özellikle pandemi sonrası işte kartı gösteriyorsun şak ödeme alıyorsun dokunmatik yani değil mi şey e, temassız <laughs> e, gibi bir sürü hizmetler var. E, ya son senelerde inanılmaz bir ivme kazanıldı bu ödeme <laughs> sistemleri galiba. Burada çok bir yer varmış da bizler çok kısıtlı hizmet alıyormuşuz bugüne kadar. Aslında bir anda değil mi yani inanılmaz servisler almaya başladık. Cep yani, tüketici olarak. Kesinlikle şu anda zaten QR'la ödeme daha öne çıkmaya başladı. Öyle mi? Tabii artık temassız da e, bir şekilde sona erecek. E, mobil uygulamalardan bizler QR'la ile ödeme yapmayı daha kolay buluyoruz. Evet. Türkiye olarak da bu konuda çokça ilerdeyiz. Aslında bizim gibi kurumların ana başlığı fintechler. fintechler. Finans ve teknolojiyi aslında biz birleştiriyoruz. Bugün teknoloji zaten her alanda var. Bunun finans aslında, finansa dönüşmüş halini sunuyoruz. Tabii Türkiye'de ödeme kuruluşlarının biraz daha çokça kullanılmasının sebeplerinden biri de e, taksiti çok sevmemiz diyebilirim. Doğru. E, BKM'nin yani Bankalar arası kart merkezinin bir verisi bugün e, hepimizin cüzdanında iki buçuk tane kredi kartı taşıyoruz. İki buçuk. Evet. E, doğrusu taksiti de çok seviyoruz. E, şöyle bir örnek vereyim ben hani e, anlaşılır olsun diye. E, ben bugün bir ticaret sitesi kurdum. E, benim girişimim ticaret sitesi olsun. E, bir tane de bankacı arkadaşım var. Eticar site kurdum? ...ürünlerimi yükledim... ...kargo anlaşmamı yaptım... Ee, ...bu bankacı arkadaşım aradım... ...dedim ki ya işte... ...Ahmet bana e, bir post lazım web sitem için... ...o da sağ olsun yardımcı oldu... Posu ekledik... Ee, ...mobilya satıyorum, satıyorum diyelim... Ee, ...evet o bankanın kredi kartı... ...geldiği zaman... E, ...ben belki taksit yapabiliyorum... Evet. ...ama baktım ki e, ben... E, ...müşteriyi kazanıyorum... ...müşteri ürün sepete ekliyor... ...ödeme adımına geliyor ödeme adamına geldikten sonra kaçıyor gidiyor. Niye? Ödeme yapamıyor. Sebebi şu aslında Türkiye'de kullanılan 9 kart markası var. Ben sadece birine hizmet verebiliyorum biliyorum o. E ne yapmam lazım? Benim işte Ahmet gibi diğer bankacı arkadaşlarımı mı aramam lazım? Tek tek bankalara mı gitmem lazım? Evet, 8 e, bankaya daha gidip en az e, hepsiyle ayrı ayrı anlaşma yapıyor olmam lazım. Sözleşme yapıyor olmam lazım. Yazılımcıma bunları entegre ettirmem lazım. Şimdi böyle bir karmaşık bir düzen var. Yani ölme şey mi ölme. Bir girişimcinin ne bu kadar zamanı var? Kesinlikle. Bir de yani zamanı olsa bile her banka bunu yapacak mı, verecek mi? Herkes kapıda ver beklemiyor yani değil evet. mi? Çünkü arkadaşım bana destek oldu bankada. Evet. Çünkü ben 20 yaşında bir girişimciyim. Evet. Kredi kullanmamışım. Bir tane küçük bir kredi kartım var. Banka beni sadece böyle tanıyor. Dolayısıyla o, bank o post verebilir ama diğer bankalardan post alamayabilirim. Dolayısıyla biz de tamamıyla bu açığı Kapatıyoruz diyebilirim. Bugün bir ödeme kuruluşuyla anlaşılan anlaşan bir e-ticaret et sitesi e, tüm kartlardan taksitli ödeme de alabiliyor. E, dolayısıyla e, bize gelen kişilerin genelde ilk talebi bu oluyor. Tüm kartlardan ödeme alabilecek miyim taksitli olarak? Çünkü bir banka posu tek çekim olarak evet ihtiyacınız karşılıyor ama e, gerçekten çok fazla taksiti e, seviyoruz ve kullanılıyor bunun karşılığını da tabii ki vermemiz gerekiyor. Aslında burada önemli bir şeyden bahsediyoruz. bir girişimci aslında bu soruyu da sorarak gelmeli. Yani ben bir ödeme sistemiyle anlaşıyorum ya da bir bankayla anlaşıyorum mu? Her Hı -hı. bankadan ödeme alabilecek mi? Aslında sorulması gereken en önemli sorulardan bir kesinlikle tanesi. Kesinlikle yani bir öyle. tanesi. Evet, kesinlikle. O zaman öyle. bankayla yani şunu da anlıyorum. Ben demin bir soru daha vardı. Bankaya gidip de bu hizmet almak yerine çünkü biz hep bankayla büyüdük. Yani banka Para ve para deyince, tahsilat deyince akla İlk önce bankalar Şimdi geliyor. Orada bankayı sisteme. biz ortadan kaldırmıyoruz zaten. Evet tabii. tabii. Yani Banka yine bankaların posunu kullanıyoruz. Tabii. Yine bankaların kredi kartları kullanılıyor. Biz arada sadece bir aracıyız. Bizim gibi birçok girişim var. Ne konuşuyoruz bugün? Ben bir ürün satacağım. Tüm pazar yerlerinde satmak istiyorum. Şimdi girişimciler ne yapıyor? Tek tek pazar yerleriyle de anlaşma sağlamıyor artık. Ya da tek tek pazar yerlerinin paneline girip Ürünlerini oraya yüklemiyor. Bir platformla anlaşıyor bu hizmeti veren. Doğru. Ürününü oraya gönderiyor. O e, girişimci için zaten tüm pazar yerlerine bu ürünü açıyor. açıyor. İstediği fiyattan açıyor. E, bugün kargo firmaları çoğaldı. E, ben gelecekte kargo firmalarını da yine e, tek bir platformda buluşturan e, birçok girişimin de çıkacağını e, düşünüyorum ki var. Şu anda da var. E, daha da büyüyeceğine inanıyorum. E, dolayısıyla biz de Zaten bankalar var, kart kullanıcıları var. E, ama ortalık biraz karışık. E, herkes farklı farklı kartlar kullanıyor. Evet. Dolayısıyla biz de bir aracılık görevi yapıyoruz. Bankaların sunmuş olduğu bize API servislerle birlikte e, bu bankaların sanal postlarını tek bir platformda toplayıp... ...tek bir API servisle birlikte eticaret et yazılımına entegre ediyoruz. Aslında yapmış olduğumuz tamamıyla bir e, aracılık. O yüzden bankalar hiçbir şekilde ortadan kalkmıyor aslında Atan kalkamaz o zaman şunu anlıyorum bir girişimci e, bankadan ziyade sizin gibi bir kuruma geliyorsa benim anladığım bir kere hız e, mesela şimdi onu da soracağım evraklar <laughs> ne bileyim kabul edilme oranı mesela ben geldim sizin kapınızı çaldım ya da X bir ödeme sisteminin kuruluşunu mesela ne tip evraklar gerekiyor fiziki bir ofis var oraya mı geliyoruz kaç hmm. gün sürüyor bunu biraz bahsetsene nasıl oluyor işlem ben açtım bir girişimciyim ee, dükkanımı açtım herhangi bir girişim Hı -hı. şeyine başladım ödeme gerekiyor ödeme sistemlerini duymuşum Aa, Kaan var Kaan Hı -hı. De, ya ben başlıyorum next sonraki adım ne oluyor nasıl ilerliyoruz ee, şöyle öncelikle şunu belirteyim ee, sektör olarak artık 80 tane ödeme kuruluşu olduk 80 evet ödeme kuruluşu ve elektronik para e, kuruluşları olarak e, sayımız 80'e yükseldi e, Google'a bir sanal post yazdığınız zaman karşınıza çıkan tüm kurumlarla öncelikle çalışabilirsiniz güvenle çalışabilirsiniz Bizler merkez bankasına bağlıyız. Ee, hem merkez bankası hem masak hem özel denetçiler tarafından yılda çokça denetime tabi tutuluyoruz. Dolayısıyla merkez içeride, bankası devlet zaten yani günün sonunda. Aynen öyle. Yani aslında ee, o da önemli bir şey. Yani bazen çünkü şey de olabiliyor. Banka banka diyorsun hani güvenilir falan. Hı. Ama ödeme sistemi de yani dostlar merkez bankası yani denetliyor. O yüzden de aynı yani değişen bir şey yok yani. Evet kesinlikle. Ee, Dolayısıyla tüm kurumlara başvuru yapabilirler. Hı hı. Ee, bizler biraz daha e, hızlı öne çıkıyoruz dediğin gibi. Hı hı. Bir Yazılı bir başvuruyla gelmiyorlar bize. E, web sitelerimizde örneğin cpay.com.tr'ye girip e, sadece 3-4 kalemlik bir bilgi doldurup e, işte web sitesi adı, e, isim soyad, e, telefon ve mail bilgilerini bize iletirlerse biz onları bir e, saat içerisinde arıyoruz. İki e, iki saat içerisinde de tüm postlar açılmış oluyor. Bir kez yani, daha söyler misin? E, bir iki, saat. Bir saatte. Tabii, bir saat içerisinde aramış oluyoruz kendisine. Tamam, telefon Vesai o içerisinde. zaman dostlar hemen başvurun bakalım gerçekten bir saatte bu kadar hızlı mı gerçekten? Gerçekten bu kadar hızlı. Oo. Ya arkada çok e, büyük bir ekip var bu arada. Bizim şu anda 120 kişi olduk CP ailesi olarak. Süper. E, dolayısıyla çok e, hıza da önem veriyoruz. Hız ve teknoloji zaten. Yani fintech'leri öne çıkaran. Doğru. E, i̇ki saat içerisinde e, bir girişimcinin e, tüm aslında finansla alakalı çözümlerini e, sağlamış oluyoruz. En önemlisi de e, bu hizmetleri sağladıktan sonra iletişimimiz kopmuyor. Yani bugün bir e, bankayla WhatsApp grubu kurabilir misiniz? Ya da bir, bir bankayı saat akşam işte pazar akşamı 7'de e, bir sebepten dolayı ulaşabilir misiniz? Çok zor. Ee, bizler biraz daha böyle girişimcilerin, işletmecilerin yanında olan e, finans ve tahsilat tarafında e, danışmanlık seviyesinde onlara destek olan e, kurumlarız. Yani dediğin üzere e, çok hızlıyız. Peki e, şunu ben merak ediyorum. Her türlü girişim sizden kabul görüyor mu? Yoksa bir takım o kabul etmediğiniz e, sektöründen dolayı girişimler var mı? Öyle bir şey var mı? Şöyle bize sektörde? başvuru geliyor. Biz bu bir saat içerisinde arıyoruz dememizin sebebi aslında şu, e-ticaret et sitesini bir inceliyoruz. Zaten MASAK ve Türk Ticaret Kanunu'na aykırı bir ürün ya da hizmet varsa kendisi de olumsuz şekilde dönüyoruz. Çünkü bankalarca da zaten bunlar kabul edilmiyor. Alkol, tütünlü mamül, şey, evet, kumar gibi herhalde. Artı 18 ürünleri vesaire evet. gibi Benim ürün gibi. ya da hizmet satan kurumlara post açamıyoruz. ...bağlı olduğumuz mevzuatlar gereği. da onlara e, güvenilir... ...eticaret altyapı sağlayıcıları da... ...web sayfası vermiyor. Herhalde çok farklı yerlerden... ...alıp yapıyorlar ya da kendisi yapıyor falan. Evet, özel yani. altyapıları daha çok tabii. E, onlar kullanıyorlar. Evet, tabii. E, burada tabii... ...bunlara post vermiyoruz ama... ...en çok da e, beklettiğimiz... ...ya da post veremediğimiz... E, ...girişimler şöyle oluyor. E, web siteni açtın... E, ...başvuru yaptın ama... ...daha ürün yok içinde. Hmm. Ürünlerin görselleri yok görselleri olsa piyasa değerinde bir rakam mı yazıldı yoksa işte bir tane iPhone 14'ü sen 100 bin liraya mı satmaya çalışacaksın? Bunlar bizim için çok çok önemli. Niye önemli? Satarım. Terbiyesiz değil mi? Ben işte bu e-office'in şeyini koydum. Hı -hı. Çok değerli arkadaş. Ben bunu 40 bin lira istiyorum yani. arsal hep meselesi. Koyamaz mıyım? Şöyle biz aynı zamanda kart tamirlerinin de güvenliğini sağlıyoruz. Yani aslında bir güvenlik duvarı da oluyoruz biz tüketici ve satıcı arasında. Dolayısıyla muhakkak ki ürünlerin orijinal olması gerekiyor. Yani iPhone 14'ün orijinal olması tabii gerekiyor. Bir de o var tabii. Öncelikle Doğru. tabii. Satın alma yaptığı belgeleri, faturaları istiyoruz. Gerçekten bunu Apple'dan mı tedarik etti diye. Ya da dediğim üzere piyasa değerinde mi satacak Yoksa çok altta satması da bizim için çok riskli. Ya orada da başka bir şey e, bu sefer aramak lazım. Yani 20 bin TL'ye de satamaz, 100 bin TL'ye de satamaz. Gerçekten hmm. bu e, ürünün raycı neyse, raycı evet, fiyatı onu yazması lazım. E, ya da tabii e-ticaret e, uzaktan bir satın almayı gerektiriyor. E, muhakkak ki mesafeli satış sözleşmelerinin de yine hazır olması gerekiyor. E, dolayısıyla bir ödeme kuruluşuna başvurmadan önce e, web sitesinin tamamlanması gerekiyor. Hmm. E, bize çok fazla boş e, web sitesiyle ya da e, benim böyle fikrim var, domaini aldım ama post ihtiyacım var diye gelen oluyor. E, maalesef ki çok o zaman bekletmek zorunda kalıyoruz. E, ürünler yüklensin. Demin söylediğin sebeplerden dolayı yani hmm. görmem lazım ki gerçekten e, güvenilir rakamlar, doğru evet. ürünler vesaire çünkü evet. bilemezsin. Bu sefer de sen Zora girersin. Tabii kime? E, evet, e, neye göre bir post vereceğimi e, görmek istiyorum. E, dolayısıyla hakkımızda kısmından tutun, tüketiciye güven verecek hakkımızda kısmı, adres bilgileri, iletişim bilgileri, e, mesafeli satış sözleşmesi, e, ürünlerin e, anlaşılır fotoğrafları, açıklamaları, e, bunların dolmuş şekilde eğer ki bir ödeme kuruluşuna başvururlarsa. E, aynı gün içerisinde zaten postlarını alabiliyorlar ve entegre edebiliyorlar. E, artık fintechler çok ilerledi. Evet. Lütfen orayı e, çok böyle kafalarında hemen bir tiki atsınlar. Bir girişim e, öngörüyorlarsa, kurguluyorlarsa. E, burası gerçekten e, artık aynı gün içerisinde e, birçok ödeme kuruluşundan post alınabilir bir e, duruma geldi. Yeter ki evraklar kuruşunda. hazır olsun, ürünler hazır olsun, girilmiş olsun sen zaten üstüne düşünüp yapıyorsun. Kesinlikle. Yani. Yani. Burayı çok dert etmesinler diyoruz. Şimdi biz. benim dert ettiğim bir konu var Kan. Şimdi hani bu kadar anlatıyorsun, ballandıra ballandıra. Şeyden korktum. Yani kötü yanı yok e, mu bunlar? Başvuruya geldik. Şimdi biliyorsun yani başvurular parasız olmuyor bu işler. Yani e, ücreti yani sen bu kadar hizmet veriyorsun. Yok parasız saatte... ol. Parasız oluyor. Bedava. Ee, beda. E, pa para, beda. Tabii. Paramadan yani. açıyorum. Ne bir kurulum bedeli alıyoruz aslında Burat. Bana bakarak e, söyleme. Kameraya söyle. Yani sonra <laughs> demesinler. Abi sen öyle söyledin de para, parasız. Çok güzel. Açabiliyoruz. O zaman nasıl oluyor bu? Ne, nereden para kazanıyor ödeme sistemi? Sizler nasıl para kazanıyorsunuz? Nasıl para kazanıyoruz? Aslında eee güzelca bir... sorular bunlar. Yani e, muhakkak e, nasıl kazanıyor bu? Kesinlikle yani. Evet. E, bir komisyon bedeliyle anlaşıyoruz aslında. Hmm. E, birçok ödeme kuruluşunda özellikle CPay'de bir kurulum bedeli, yıllık bir aydat, aylık bir ücret, işte post başına, banka başına, işlem başına bir ücret yok. Süper. E, bir girişimle biz 10 yılda çalışabiliriz. Bir ayda çalışabiliriz. Bizi hiç kullanmayabilir. E, karşısına çıkacak bir ceza bedeli yok. En güzeli. Çok güzel. e, dolayısıyla bir yedek olarak her zaman bir ödeme kuruluşu tutabiliyorlar. E, biz nereden para kazanıyoruz? Biliyorsunuz bir bankaya gittiğiniz zaman e, post talebinde bulunuyorsunuz. Banka size şunu soruyor. Ödemeyi ne zaman almak istiyorsunuz? Ertesi gün olabilir. 7 gün, 15 gün, 30 gün gibi. Ya da tamamen sıfır komisyon çalışabiliyorsunuz bankalarla. Bizler de üye işyerimize bu soruyu soruyoruz. Siz bizden ödemeyi ne zaman almak istersiniz? Kimi girişim ertesi gün istiyor. Tabii. Kimi diyor ki benim için komisyonlar çok önemli. Ben 15 gün beklerim ya da 30 gün beklerim diyebiliyor. Dolayısıyla bizler bankadan almış olduğumuz, aslında bankaların da bir müşterisiyiz biz. Doğru. Yani binlerce üye işyeri için biz onlardan pos alıyoruz ve kullanıyoruz. Kendi posumuzu kullandırıyoruz diyebilirim. Dolayısıyla bankadan da bizim bir maliyetimiz var, almış olduğumuz bir maliyet var. Almış olduğumuz maliyetin üzerine bir kar payı koyuyoruz. Doğal olarak. Bir örnek vereyim, diyelim ki bankanın bize maliyeti yüzde iki, biz iki ile böyle binde beş gibi oranlarla üye işyerlerine aslında tekliflerimizi sunuyoruz. Buradaki komisyon oranlarını düşürmek hacme ve ödeme vadesine bağlı diyebilirim. Yani ben 30 günde bir para alırsam komisyon daha da düşüyor. Daha da düşüyor evet. Değil mi? Evet çünkü, çünkü paranız sende... hala bankada kalmış bankada oluyor. Kalıyor. Evet. Banka bunu değerlendiriyor ve dolayısıyla bunu maliyet olarak bize yansıtabiliyor. Daha düşük maliyet. Ondan da o da düşük maliyet olarak geliyor. Ama ben hayır hocam ben ertesi gün paramı istiyorum. Ben çok para hemen gelsin istiyorum o zaman komisyonlar Evet bunun daha... bir takas maliyeti oluyor ya da taksitliyse işlem yine bir taksit maliyeti oluyor. Ha, ee, evet yani genelde burada benim önerim şu oluyor e, yeni bir girişimse yani sıfırdan bir ciroyla başlıyorsanız e, komisyonlarına çok çok takılmayın. En fazla yüzde bir bir buçuk oynar iki oynar. Onu soracaktım şimdi demin 80 tane firmadan bahsettin hı hı. yani bu o, hani tamam serbest piyasa ekonomisi var ama yani sonuçta e, yine rakamları atıyorum bir tanesi yüzde iki derken bir tanesi %0.5 veremez. Batarya bence yani. E, o yüzden aşağı yukarı aynıdır rakamlar. E, ben bazen etkinliklerde böyle bir şey oluyor. İşte ilk soru o oluyor. Yani işte hocam diyor komisyonunuz ne kadar? Ben diyorum ki yahu diyorum daha yeni başlamışsınız. Ey girişimci daha sıfır elde var sıfır. Yani tabii inşallah ayda milyon dolarlar kazanırsınız. Ama e, oraya gelene kadar o zaman sor. Yani komisyonun ne olacak? Ama daha elde var sıfırken komisyonu sormak yerine bence daha farklı sorular sormak lazım. Yani bir ödeme sistemi platformunda gelme sizin gibi kuruluşa hangi sorularla gelmeliyim? Yani neye göre seçmeliyim? Komisyona göre değil bence. Ne neye göre? 80 tane firmadan niye bir tane siz yani size geleyim mesela? Hı hı. Yani nedir onun şeyi? Komisyon aslında bizim sunmuş olduğumuz avantajlardan biri. zaten bir tasarruf sunuyoruz. Komisyonu iyi komisyon oranı sunmaya çalışıyoruz. İki teknoloji sunuyoruz. Üç operasyonel kolaylık sunuyoruz bir ödeme kuruluşu olarak. Dolayısıyla evet tasarruf çok önemli. Buradaki sonuçta paradan para kaybediliyor. Komisyon oranları çok önemli. Ancak 80 kurum var. Bunların 20-22'si de sanal post hizmeti yapıyor. Ben aldım tekliflerimi masaya koydum. Burada benim için önemli olan benim altyapıma entegre bir sanal post mu bu? Bir Aynen. ödeme kuruluşu mu? Aynen. Benim örneğin bir yerden paket yazılım eticel sitesi aldım ya da OpenCart bir kendim site açtım. bakalım bu ödeme kuruluşunun buraya entegrasyonu var mı? Bu çok önemli. Doğru. İkincisi ulaşılabilirlik bence çok önemli. Yani hizmet kalitesi çok önemli. Deney deneyin yani alın teklifi. o firmanın çağrı merkezine cumartesi günü saat gece 2'de arayın. 7/24 banka biz, gibi. Evet ha. 7/24 çağrı merkezi var. hizmeti sunuyoruz. Hmm. dolayısıyla böyle bir taahhütte bulunuyorsa Lütfen arayın deneyin. Çünkü şöyle düşündüm. Şimdi sen söylerken de düşünüyorum bir anda. Ben 7/24 bir çağrı merkezi olduğunu düşünmemiştim. Ee, aslında doğru. Çünkü en önemli konu ödeme. Yani ve o site sahibi, web sayfa sahibi bir ödemeyle alakalı sıkıntı yaşanıyorsa ve para alamaz demek yani. Bu o yüzden de hızlıca evet. bir çözmesi lazım. Bu hafta içi, hafta sonu falan, saat fark etmeksin O yüzden <laughs> size yani X kuruluşu arayabilmesi herhangi bir saatte çok çok Hı -hı. değerli. Doğru. Çok değerli ve sadece yurt içi olarak bakmayalım. Yurt dışına da ürün satıyor olabiliriz. Oralarda tabii. Oranın saat akşam 8'e belki burada gece 2'ye tekabül edecek. O yüzden 724 bizim çağrı merkezimiz var. Alın teklifleri. Tek önce entegrasyon var mı? Buna bakın. Sonra ben ya bu kuruma ulaşabilecek miyim? Ona bakın. İşte satış personeli çok ilgiliydi ama iki gün sonra da aradığımda bakalım bana ulaşacak mı? Ya da beni yönlendirecek mi? E, artık sadece e, bankaların kredi kartları kullanılmıyor Birçok artık cüzdan hayatımıza girdi e, havali EFT hala çok fazla kullanılıyor e, Yeni nesil QR'lı ödeme gibi birçok artık e, fintech ürünü e, hayatımıza girmişken Beni bu noktalarda yönlendirebilecek tecrübeli bir personel mi var karşımda e, Ya da hız olarak yani teknoloji olarak e, bu işe yatırım yapan bir kurum mu var Ödeme kuruluşları olarak biz buralarda aslında ayrılıyoruz. Yani kaç çalışanı var? Çalışan sayısı yeterli mi? Dolayısıyla paneli iyi mi? Çünkü paneli kullanacağız. Doğru. Şimdi ne dedik? Örneğin SCP-22 bankayla entegrasyonu var ve 9 kart markasına taksit imkanı sunuyoruz. Binlerce işlem olduğunu düşünün. Doğru. Satış, iptal, iade, kısmi iade gibi birçok da tabii farklı senaryolar da karşımıza çıkacak. bunları nereden yöneteceğiz biz? Nereden? Ödeme kuruluşlarının panellerinden yöneteceğiz. Bir web sayfası mı veriyorsunuz? Aslında şöyle web say bizim web sayfamız üzerinden kullanıcı adı şifrelerini girerek ha. panelimize Facebook, ulaşıyor. Facebook'a girermiş gibi. Aynen Basit, öyle. Değil? Aynen öyle. Aslında çok güzel bir örnek oldu. Biz bizim panelimiz için de anlatırken sonuçta girişimciler 20-22 yaşında olmuyor her zaman. Tabii. E 50 yaşında bir girişimci de Tabii karşında e, yani olabiliyor. Tabii. Hiç göstermiyorsun bu arada. Maşallah diyelim. Yani. <laughs> Maşallah. tatlı. 50 olmadık da daha yani az kaldı yani. Evet. E, dolayısıyla yani Facebook'u kullanan bir kişi şu anda CP paneline girip rapor çekebiliyor. Ben ne hmm. kadar satış yapmışım? Ne kadar iade yapmışım? CP benden ne kadar komisyon almış? Ha o kadar. CP benden vaat ettiği komisyonu mu almış? Bakalım bir mutabakat yapalım. Dediği noktada kolaylıkla Cipap panelinden tüm bu aslında ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Orada daha bakın şeye gelmedik orana gelmedik. Excel'e dök bak falan da var herhalde yani rahat. Tek tuşla Excel raporu çekebiliyorsun. Onu kontrol etsin tek evet, tek. Yani bir bankacı gibi çalışıyoruz aslında sizler için kendi özel bankacınız gibi. Ben ne kadar satış yaptım bu ay diyorsunuz bankacınıza. Bankacınız hesaplıyor size Excel raporunuzu gönderiyor. Süper. E, dolayısıyla e, buradaki işte birden fazla kullanıcı oluşturabiliyorsunuz panel içerisinde. Ne kadar TL satış yaptım, ne kadar euro satış yaptım. Onu soracaktım demin e, yurt dışı satış. Mesela ben buradan yurt dışına satıyorum euro ile dolarla. Orada da hizmet sizden alabiliyor muyum? Tabi tabi. Yine e, Visa Master logolu tüm kartlar bizim tarafımızda geçerli. 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 Ha. Kur kaybına da yaşamıyor e, burada girişimciler. Süper. E, dolarla sattıysa parayı dolar olarak. Euro satışı yaptıysa euro olarak yine biz e, Öyle ödeme mi? yapabiliyoruz. Ha TL illa TL alacak evet. diye bir kaydı. Ama yok. döviz hesabı yoksa ben TL hesabına da e, parayı aktarabiliyorum isterse. Yani çünkü ihracat çok gündemde biliyorsun. Son iki yıldır dövizin artmasıyla beraber herkes yurt dışına ürün satmaya başladı. yerde yani başlıyor başlıyor. O yüzden de buradaki ödeme sisteminin oradaki vatandaşın e, Hı -hı. kredi kartını para çekebiliyor mu çekemiyor mu diye bir şeyim vardı. Onu Hı -hı. da şey yapmış olduk. E, dediğimiz o pek... da daha orana gelmedik. E, 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 evet. Yani Birçok e, özellik var ödeme kuruluşlarının önüne çıkaran. E, günün sonunda tabii ki komisyon oranları çok önemli. Paradan para kaybedebilir ya da kazanabiliriz. E, en sonunda eğer bu hizmetleri sağlıyorsa, yani benim e, satış yapmamı e, güvenli ve hızlı şekilde sağlıyorsa, sonrasındaki aşama artık e, komisyon oranı, oranı oluyor. Zaten ödeme kuruluşları da cironuz arttı, arttıkça, e, size alıştıkça komisyon oranlarında da her zaman e, destek oluyorlar sizlere. Şimdi operasyon kolaylığı dedin ee, ve en başta şeyden bahsettin yani bir atıyorum telefon koydu bu saatte mi değil mi fiyatı 100 bin lira mı 30 bin lira ya bunlara hep bakıyoruz çünkü kimsenin başını ağrmasını istemiyoruz hem tüketiciyi koruyorsunuz hem de müşteriyi koruyorsunuz burada şey sormak istiyorum şu böyle işlem denen bir şey var yani e, mesela bazen benim de X bir bankadan arıyor. İşte Murat Bey'e de SMS geliyor. Bu size şey artık SMS geliyor genelde bu size ait değilse diyor. İlk defa alışveriş yaptığım bir yerse <laughs> e, ve özellikle yurt dışından bir şeyse ben mesela eğitim eğitim alıyorum falan. İlk defa aldıysam direkt mesaj geliyor. Bu diyor işte x dolar size ait değilse diyor e, lütfen şey yapın, bunu yapın, şunu yapın. <laughs> mesela sizde de bu tip şeyler oluyor mu? Yani böyle bir ödeme sistemi de bu tip şeylere müdahale ediyor mu? Yani nasıl ilerliyor o işler? Aslında yine en güçlü kaslarından biri. E, fraud e, tarafı ve güvenlik tarafı ödeme kuruluşları. Hmm. Neden? Biz binlerce, milyonlarca kart görüyoruz. Doğru. Kart kullanıcısı tanıyoruz. Hmm. Kart kullanıcılarının alışkanlıklarını tanıyoruz. E, i̇şletmelerin e, özelliklerini görüyoruz. Yani bugün bir kuyumcunun e, satış e, süreciyle ya da buradaki e, satış tutarı Sat, satış Sıklı, alışkanlıkları sıklık. sıklığı evet. ile örneğin bir işte eğitim satan bir kurumun alışkanlıkları çok çok farklıdır doğru, doğru. E, dolayısıyla biz de tüm güvenlik önlemlerimizi sektörel sektörelde e, alabiliyoruz en basit sana lafını bölüyorum yani bizim e-posta pazarlama konuşurken hep şu vardır e, tekstil perakende e, şeyinde 90 gündür mesela 91. gün e, alışveriş yapması eski müşteri olur ee, ama mesela işte e, matkap muhatkap satan, ev aleti satan bir firma için 180 gün mesela. Ama mesela gıda için her gün alışveriş yapabilirsin. Yani sana gözüne batmaz mesela. Ama her dakika matkap alıyorsa adam yani ve yani gariplik hmm. olabilir bunda yani eğer değil mi? Yani durup dururken her gün her gün matkap mı alınır yani? Gibi. Kesinlikle yani bir kuyumcu 50 bin TL çekiyorsa çok normaldir. Hmm. Ee, evet. Der. Ama örneğin bir gıda satan bir e, web sitesi 50 bin TL bir ciroda bizim bu inceleyeceğimiz işlemlerden biri haline geliyor. Bir takım kriterler var galiba arkada yani şu anda onu çok da bahsetmemek lazım bir şey yapmamak Hı. anlamında ama bir takım böyle şüpheli işlemler olarak adlandırdığınız ve her dakika değişen bir şeyiniz var e, logic, bir yapay mantık zeka var. E, ha, yapay arkada zeka. çalışan hmm. yapay zekalar var e, ama e ticarette senin de bildiğin üzere iki tane itiraz çok fazla geliyor. Hmm. Bu itirazlardan biri e, bu harcamayı ben yapmadım itirazı oluyor Ha. Yani... Unutuyor mu adam yaptığı harcamayı? Unutabiliyor. Bu da yaşanıyor. E, yaptığı harcamayı unutuyor. Ya da e, kartı e, kötü eller tarafından bir şekilde e, alınmış oluyor ve e, bu kartta e-ticarette fraud işlemler yapılmaya çalışıyor. E, bunun önüne geçebilmek için aslında e, uzun yıllardır yine kullanılan Türkiye'de de e, 3D güvenlik e, ile alışveriş e, yöntemi var. E, biz %99 Tüm üye işyerlerimizle 3D ile birlikte çalışıyoruz. SMS. Evet yani ben size bir sanal post verdim. Müşteriniz muhakkak ödemesini yaparken kendisine gelen 3D'yi tamamlamak zorunda. Ve girişini yapıp o şekilde satış tamamlamak zorunda. Bu tarz işlemlerin sonunda hiçbir şekilde Doğru. bir itiraz gelmiyor zaten. Yani telefon bana ait, kart bana ait. Bu işlemi ben yapıyorum demek oluyor bu bankanın Doğru. Dolayısıyla böyle bir itiraz gelse dahi, Banka diyor ki yok bu işlemi sen yapmışsın çünkü kart zaten sana ait evet ama e, telefonunda e, adam ha telefon da <laughs> hem senin. hem telefonunu aldı hem kartını aldı hali yok yani kartını bu almışsın. da oluyor bu arada Ha, olabilir tabii bu ya. başımıza geliyor tabii. benim ha. bir kere geldi ha. E, şirketimize böyle bir e, hanımefendi beyefendi geldi e, dedi ki biz şey maliyeden geliyoruz Allah Allah e, evet meğerse maliyede çalışıyorlarmış. Ha. Ve anneleri e, dolandırılmış bu yöntemle. E, tabii şimdi sosyal medya e, hırsızlığı da çok fazla günümüzde. E, kadıncağızın aslında kardeş, kardeşinin hesabı çalınıyor. E, ve kardeşi gibi e, Instagram'dan yazıyor. Yani. Diyor ki Aynur ben bir AVM'deyim. Bir çekilişe katılacağım. Bak kart numaranı e, tuşladım. Sana gelen telefon, e, telefonuna gelen bu SMS'i bana gönderir misin? Kadıncağız da eski bir bankacı olmasına rağmen bu arada. Ee, evet Gerçekten şey diyor. E, yani büyülendim diyor. Oluyor. E, ve 15 işlemin 3D numarasına kadar o Instagram mesajından gönderiyor. E, şimdi bankada her şey çok normal. Yani e, doğru. 3D ile gerçekleşiyor tüm işlemler. Doğru. Ama bizim tarafta normal olmayan bir şey var. E, aynı kartla birden fazla çekim denemesi de yapıyor Çünkü burada hırsız şey yapamıyor. 3 d aynı anda giremiyor. Ya da son anda giriyor. Ya da aynı web sitesinden birden fazla alışveriş yapmaya çalışıyor. İşte burada bizim yapay zekamız ve fraud hmm. filtrelerimiz hmm. devreye Takılıyor. giriyor. Biz tüm bu 15 işlemi de bir şekilde durduruyoruz. Ve kadın cihazın aslında hiç kullanmadığı kredi kartının parasını da iade ediyoruz. Çok önemli çok çok önemli. O yüzden güvenlik tarafını bu şekilde sağlıyoruz. Tabii ikinci itiraz da e, ürün teslim edilmedi. Ürünü ben almadım. Onu çok duyuyorum. Ne yapmak lazım? Ürün bana gelmedi. Burada biraz aslında kargo firmalarına iş düşüyor. E, ya da bu işte e-ticaret yapan firmalara iş düşüyor. E, diyoruz ki muhakkak ki... Ya da eksik geldi diyor. E-ticaret şirketlerine artık kamerayla... Ürün koyanlara var mesela. O Doğru. Diyor ki, yok görüntün diyor. Üç tane tişört almışsın. Üçü de paketlenmiş. Bunlar tabii konuşurken bana çok garip geliyor dostlar. Yani e, düşünsenize yani müşteri diyor ki tabii bu çok olan bir şey değil ama ya yani oluyor işte insan var, insan var. Ben diyor üç tane tişört şey yaptım diyor. Iki tane geldi diyor. Bu çok artınca geçen bir arkadaşla konuştum. Eticaret servis sağlayıcından öyle bir hizmet almış. Kamera koyuyorlarmış. E, o kamerada işte 101. sipariş işte atıyorum X beyefendiye gidecek. E, tişörtleri görüyorsun. Yani ya öyle bir şey geldiği zaman şikayet. Allah diyor bak diyor kamera kayıtları vardı diyor. Üç tane tişörtü koydum diyor. Ondan sonra kargoya belki top gidiyor. onu da yani gibi bir sürü. Muhakkak ki alıcıya teslim etmek gerekiyor. Evet. Değil mi? Evet. Alıcıya teslim etmek evet. gerekiyor ki dolayısıyla bu iki itirazda kapattığınız zaman e, aslında satıcı tamamıyla başarılı şekilde ve güvenli şekilde e, gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi biz hep e-ticareti konuştuk ama e, ben şimdi yurt dışında çok örnekler görüyorum. Yani çok böyle e, insanlar var, girişimciler. Eğitim satıyorlar. Seminer satıyorlar ve yani orada da işte sizin gibi ödeme platformları var yani sadece sizin gibi ödeme sistemleri kuruluşlarına bir eticat yapandan ziyade başka şirketler başka girişimlerde gelebilir sonuçta öyle değil mi yani sadece eticat evet ki. web sitesinde konuşuyoruz evet. yıllardır ama e, özellikle şunu belirteyim artık ödeme kuruluşları olarak fiziksel or ortamlarda da varız hmm. yani CPAY'in bir fiziksel posu var hmm. e, yine bkm'nin çıkarmış olduğu bkm tek pos lisansı ile birlikte çalışan şu geldi bana nedir hocam bu yani Böyle bir havalı para bir tane ATM kartı geldi. Üstünde CPI yazıyor. Ondan sonra yıl başında göndermişsiniz. Daha kullanmadım. İçinde para var mı bunu? Para kodak yüklediniz mi? Ee, i̇çine para biz yüklemedik Murat Yüklemedim. sen yüklersin diye. Abi, ben de heyecanlandım ya hatta dedim ki bu kodu şifresi ne falan nedir bu bu kart? Ee, bu ön ödemeli bir kart aslında CP'ye ait. Hmm. Ee, şu anda birçok e, cashback ve fayda sunuyor. Hı -hı. Örneğin YouTube, Spotify, Netflix gibi harcamalarda %60 cashback alıyorsun. Parayı geri iade ediyorum. Parayı geri iade ediyorum. CPI e, mobil uygulamasını yüklüyorsun. Orada fiziki kartla eşleştir diye bir buton var. Kartını eşleştiriyorsun. E, bundan sonra yapacağın tüm e, alışverişlerde e, birçok avantaj aslında kazanıyorsun. Mesela girişimci bir yer kurdu, çalışanları var. Ona ne gibi avantaj sağlar bu tip kartlar? Ya bu kartın aslında çokça e, kullanım alanı var. E, kimi diyor ki ben e, personelime bir yemek kartı verdim. E, ama yemek kartı bulunduğumuz şehirde, bulunduğumuz bölgede e, kullanılmıyor. Yani Ulan restoran yok. anlaşmaları yok. Doğru. E, ya da e-ticaret ya da işte e, getirden söylemek istiyor. Yemek sepetinden söylemek istiyor. E, bu Visa Master logolu kartlar bunlar. Doğru. E, dolayısıyla hem eticarette kullanabiliyorsunuz, hem e, yurt içi ve yurt dışı tüm e, postlarda geçerli. Dolayısıyla bu girişimcinin herhangi bir şekilde e, personellerinin e, bir yerde yemek yememe e, olasılığı ortadan kalkıyor. Kimi diyor ki benim ofiste çalışanlarım var, resepsiyon var, e, işte mutfakta bir çalışan var e, gibi gibi işte içeride bir güvenlik var e, ve bunların ödeme yapmaları gerekiyor. Yani mutfakta hmm. çalışan çay alıyor, hmm. şeker alıyor, resepsiyon bir kargo geldiği zaman kargonun ödemesini yapması olabilir. gerekiyor. İşte kırtasiye masrafları oluyor. Dolayısıyla burada şirket sahipleri kendi kredi kartlarını vermek zorunda kalıyorlar. Hatta burada 3D'ye de yine takılıyor. Eğer kart işte e-ticaretten bir şey alacaksınız 3D SMS'i geliyor. Patrona ulaş. Patron nerede? Yurt dışında mı? Yurt içinde bir toplantıda mı? Belli değil. Dolayısıyla burada tıkanıklığı da çözebiliyoruz. Şirket Çalışanlarına bu kartlardan dağıtıyor. Hmm. Hem harcamalarını kontrol edebiliyor. Görüyor kim ne harcamış. Aynen öyle. İsterse sektörel bazlı kısıtlayabiliyor. Ee, hem de bir kendi adına da bir güvenlik duvarı, duvarı örmüş oluyor. Çünkü ön ödemeli bir kart. Aa, doğru. İçerisine para yüklendikçe kullanılabiliyor. Çok Herhangi güzel. bir eksi bakiyeye düşmüyor. Ee, evde bakıcısı olan bakıcısına bu kartı verebiliyor. Aa, doğru. Evet yani kredi kartıyla işte. Oyun almak isteyen bir çocuğa olan çocuğuna verebiliyor bu kartı, harçlık kartı olarak. Dolayısıyla çokça e, kullanım alanı var. E, biraz deneyimlersen, e, gerçekten alışkanlık e, yapıyor. Özellikle cashback tarafı çok keyifli. Vallahi hem o hem de şimdi çocuklar için oyun mu oyun dedin Ben şimdi kafamda ampul yandı çünkü evde ha bire bir oyunda şey ama e, karakter alalım, şey alalım. Muhabbet dönüyor e, ve yani kartı da kullanmak istemiyorum her yerde bir sürü Hı -hı. web sayfası var. Ön ödemeli olduğu için bu daha güvenilir şu an. Bir anda ampul yandı bende öyle bir. Sanal kart yerine aslında bu evet. e, CPEN kartını da yine kullanabiliyorsun. Süpermiş. süpermiş. Şimdi e, başta konuştuk ama aralarda yani bir ödeme sistemini bir girişimci bir ödeme sistemini e, seçerken neye dikkat etmeli dedik ama <laughs> e, hız dedik, güvenlik dedik. Referanslar da önemli galiba değil mi? Yani hangi şirketlere hizmet veriyor, kimlerle Hı -hı. iş yapıyor değil mi? O da çok değerli bir bilgi. Tabii çok önemli. Yani biz evet e-ticaret sitelerine ve girişimcilere konuştuk ama bizler yüzyıllık kurumlarla da çalışıyoruz. Doğru. Ee, hem eticaret tarafında, hem sanal post tarafında, hem fiziksel post tarafında. Ee, biz havale EFT için kullanan yerler var. Dolayısıyla hem köklü firmalar, e, holdingler, bir girişimci... E, hatta evde örgü örüp e, bunu sosyal medyada satmak isteyen e, bir ev hanımının bile e, aslında tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz bizler. E, örneğin bizim katmedalli hizmetlerimiz var. linkli ödeme gibi. E, bugün uzaktan bir ödeme alacağım. E, sosyal medyada bir satış yapmak istiyorum. E, açıyorum CP panelini. E, tahsil etmek istediğim tutarı yazıyorum. İlgili kişiye e, bir ödeme linki gönderiyorum. SMS, Whatsapp, mail tüm kanallardan ee, ve 3D ile birlikte ödememi alıyorum. Yani hmm. e, herkese hitap edebildiğimiz aslında ürünlerimiz var. Hatta şöyle bir şey de var değil mi? Alacak tahsilatlarında bile kullananlara var. Adam diyor ki alacağım var. Adamın parası yok. Onu gönderip ya diyor abi diyor buraya gö şey yap. Hatta Hı -hı. onu taksitlendirebiliyor falan değil mi? Yani Böyle bir şeyler oluyor mu? E, tabii. Linki gönderdikten sonra günün sonunda. Her yerden ödeme alabiliyorsunuz, uzaktan, yurt dışından dahi Çok güzel. Ödeme alabiliyorsunuz, tekrarlı ödeme alabiliyorsunuz. Bir spor salonunuz var, hmm. e, ya da bir site yönetimisiniz. Her ay düzenli ödeme almanız gerekiyor. Abonelik modelleri. Abonelik modelimiz hmm. var bizim. E, Tutarı yazdığınız zaman ilgili takvim gününde her ay biz sizin için o ödemeyi başarılı şekilde alıyoruz. Çok güzel. E, evet, yani sadece girişimci olarak bakmamak lazım, dediğin üzere web sitemize girip aslında tüm ürünlerimizi görebiliyor burada şirketler. Onlara uygun ürünle biz zaten sunumumuzu yapıyoruz. Bu arada hani saha personeli de olan ödeme kuruluşları da çok fazla var. Yani biz size nasıl güveneceğiz? Siz kimsiniz? Hani Birinci soru siz kimsiniz diye. Bir online toplantı yapabiliyoruz zaten. Tamam. Telefonla her zaman ulaşabiliyorsunuz. 724 çağrı merkezi var. Bunun dışında ya yani gelin bir karşılıklı el sıkışalım. bir çay ısmarlayalım size. Bir anlatın, sizi bir tanıyalım diyenler de oluyor. Nerede sizin yeriniz? Bizim yerimiz Altunzade'de Güzel. E kendimize ait bir ofisimiz var orada. Oraya gelebiliriz yani. Her zaman. Bahçemiz var. O süper. çayımız, kahvemiz var, atıştırmalıklarımız var. Vallahi Çok in... gelen oluyor bu arada. İnsanın gidesi geliyor. Peki bizi izleyen girişimci, marka, firma size ulaşmak isterse nasıl ulaşabilir? Onu da sorayım en son. E, cpay.com.tr'den hmm. e, bize ulaşabilirler orada yazan cpay.com.tr evet, e, orada yazan telefon numaralarımızdan e, mail adreslerimizden ulaşabilirler yine şahsi olarak bizler e, LinkedIn'de çok aktif şekilde kullanıyoruz e, LinkedIn'den yazabilirler hmm. e, zaten şey hani arkadaşları dostlarıyız e, bazen gerçekten şey diyorlar yani 3 saat 5 saat konuştuğumuz oluyor üye işyerleriyle. Ne kadar güzel. Bir entegrasyon yapıyorlar ya da bir kampanya yapıyorlar. Bazen ailelerinden çok gerçekten bizlerle görüşüyorlar. bize böyle bir arkadaşları gibi görebilirler. 12 kişilik bir satış ekibimiz var. Herkesin cep telefonu var, şirket telefonu var. 24 kesintisiz iletişime hazırız diyorsun yani. Kesinlikle Süper. hazırız. Destek Harika. olmaya hazırız. Harika. Ee, bekliyoruz diyorsun yani. Ya Allah bek bekliyoruz. Zor işler. Ee, ben biraz önce buraya gelirken tabi algıda seçicilik mi bilmiyorum. Levent'te biraz trafiğe takıldım. Ee, Levent'te biliyorsun böyle bahçelik alanlar var. Çimler var. Küçük tabii. küçük çimler var evet. yolun kenarında. Ee, orada futbol antrenmanı yapan bir çocuk gördüm. Antrenman e, kalesini koymuş, dubalarını koymuş. Sanki işte Antalya'da bir kampta gibi tek başına e, çalışan böyle 13-14 yaşında bir e, herhalde futbol öğrencisiydi o. Çünkü üniforması da vardı. He, Tek başına antrenman yapan birini gördüm. Gerçekten çok etkilendim. E, çok çalışmak lazım dedim yani içimden. Gerçekten hani birçok şeye bahane buluyoruz. E, adam bahane bulmamış. E, çok da duramadım. E, yani yolumun üstü değil. E, ama muhakkak sırf onunla böyle e, bir tanışayım, bir sohbet edeyim. Çok istiyorum. E, küçücük böyle şehrin içerisinde bir çimenliği e, nasıl kendine antrenman sahası yarattıysa aslında e, girişimciler için de e, her şey çok zor evet ama finans tarafında biz onların böyle e, konforunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani girişimci aslında istedikten sonra o genç kardeşimiz gibi kafaya koyduktan sonra yapamayacağı bir şey yok. Bu soğuk havada antrenman yapıyorsa sizler de antrenman yapabilirsiniz. Yani her türlü antrenmanı Kesinlikle. ve ödeme sistemleriyle alakalı da A'dan Z'ye destek almak için de demin de bahsettik. Cpay.com.tr'ye girip İster randevu alabilirsiniz, ister LinkedIn'den ulaşın. Her türlü orada bilgiler var. Kaan'cığım çok güzel oldu. Yani ödeme sistemleri nedir, ne değildir? A'dan evet. Z'ye şüpheli işlem nedir, komisyon nedir, nasıl başvuruluyor? A'dan Z'ye öğrenmiş olduk. Ağazan Sağlık çok teşekkür ederim. Allah e, rica ederim ben teşekkür ederim davetin için. Rica hem ederim. e ofise hem sana. Görüşmek üzere. Sevgiler.